Değerli arkadaşlarım, dört ayaklı bir strateji izlersek bütün bunların hepsini aşarız. Birincisi şu, Türkiye'ye gerçek anlamda bir demokrasiyi getirmek zorundayız. Üçüncü sınıf bir demokrasiyi reddetmek zorundayız. Bugün Avrupa Birliği'nin, Japonya'nın, Kanada'nın demokratik standartları neyse, uygar ülkelerin demokratik standartları neyse, aynı standartların bizim ülkemizde de olması lazım. Bütün sorunları aşmamızın birinci ayağı demokrasi, ikinci ayağı üreten Türkiye'dir. Türkiye'nin üretmesi lazım. Eğer siz bağımsız Türkiye diye bağırıyorsanız veya birlikte bunu seslendiriyorsak hep beraber, bağımsız Türkiye'nin sadece siyasal değil, ekonomik bağımsızlığı da bu işin olmazsa olmazıdır. O nedenle Mustafa Kemal, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılamazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Bugün Türkiye üretim sürecinden koparılan bir Türkiye'dir. Tarımda güçlü olması gereken bir Türkiye, neredeyse bütün tarım ürünlerini ithal eden bir Türkiye konumuna gelmiştir. Sanayinin pek çok alanda ham maddeyi dışarıdan almaktadır. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeni Türkiye'nin üretim sürecinden koparılmasıdır. Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet kuramazsanız o memlekette huzuru sağlayamazsınız. Güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir devlet. İşsizlik dolayısıyla hiç kimsenin kendisini yakmadığı bir ülke. Kendisini yakan insanların olmadığı bir Türkiye'yi güçlü bir sosyal devlet kurarak inşa edebilirsiniz. Güçlü sosyal devletin en temel ayağı anayasası, uluslararası normu, 102 sayılı sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesidir. Dördüncü önemli nokta sürdürülebilirliktir. Demokrasinizi geliştirirsiniz. Üreten Türkiye'yi inşa edersiniz. Her alanda üretiyorsunuz. Üniversiteler bilgi üretiyor, tarlada üretiyorsunuz, fabrikada üretiyorsunuz, sinemada üretiyorsunuz, romanda, öyküde, şiirde, her alanda üretiyorsunuz. Sonra hakça bölüşüyorsunuz, güçlü bir devlet kuruyorsunuz. Sonra bunun sürdürülebilirliği gerekiyor. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucu değerleridir.